Müslümanlardan fazla bilmiyordum. Ben 10 yaşındayken dediğim gibi Demirhaz iş yerine taşındım. Ben çok değişik bir yerden geldiğim için dilim değişikti, görüntüm değişikti. Siyah saçlıydım. Buradakiler hepsi sarı saçlıydı. Beni buradakiler yani çocuklar dışlamaya başladılar. Yabancılar yeni yeni gelmeye başladıydı buraya. Onlar bana kucak açtılar. Oraya giriyordum, o ailelere giriyordum, ziyaret ediyordum. Yani Türkleri, İslam'ı oradan tanıştım. O ailelerin içinde o kadar bir tutumluk vardı ki, o namazların böyle sırasıyla böyle vaktiyle kılmaları, o oruç Ramazan zamanında böyle o birlikler, o beraberlikler o kadar hoşuma gittiydi ki, o zaman okullarda da Hristiyan dinini öğretiyorlardı ama şimdi bak şimdi bu senelerde İslam dinini de öğretiyorlar. O zaman yoktu öyle bir şey. Yani okulda bilmiyordum ama ailelerde öğreniyordum ben onu. Sonra arkasını araştırıyordum. Hevesleniyordum. O Türk ailelerinden tek Allah inandıklarını çok beğeniyordum ben. Annemden babamdan öyle bir şey görmediydim. Tamam gidiyorlardı senede bir kere kiliseye gidiyorlardı ama bir inanç için diye komşularına gösteriş olsun diye. O ailelerde hakikaten bütün gün her ne yapıyorlarsa yani hayvanlarına nasıl bakıyorlarsa dahi böyle Allah'ı bildikleri için yaptıkları için böyle çok hoşuma gidiyordu. Yani ellerini yıkarken dahi besmele çekmek böyle. Sabahleyin kalkarken, okula giderken o kız arkadaşlarım böyle kapılarını açtıkları zaman böyle Allah isimlerini açıyorlardı. Çok hoşuma gidiyordu. Yani onun için çok duygulanıyordum o zaman. Küçüktüm, 12-13 yaşındayken. Ama biliyorum yani bir düzgünlük var, bir doğru bir yol var. Yani arkasını araştırmak çok hoşuma gidiyordu. Tabii o zaman Almanca kitap, Almanca İslam'ı anlatan kitap hiç yoktu. Şimdiki İslam'ı seçenler de orada daha memnunlar ama o zaman yoktu. Arkadaşlarımla soruyordum. 12 yaşındaki bir çocuk, şimdi bakın sağa sola yani 12 yaşında çocuk İslam'da ne anlatabilsin? Anneleri babaları da Türkçe biliyorlardı, Almanca bilmiyorlardı, anlatamıyorlardı. Ama işte tek tük böyle biraz buluyordum. Bulduklarımda daha da çok hoşuma gidiyordu. O çevreden çıkmadığım için efendimle tanıştım. Ondan sonra zaten biraz daha öğrenmeye başlayabildim. Onun bilgisi biraz vardı. Bildiklerini anlatmaya başladı. Doğru yolu böyle şaka olarak o da tam yaşamıyordu o zaman. Ben de yaşamıyordum ama o adam işte biraz biraz ikimize de eğittik. Beraber eğitildik. O adam başladıydı bizim yolumuz.